Arkadaşlar merhaba. Bugün kaliteli bir e-twinning projesini sizlerle incelemek istiyorum. Sizler de bu aşamadan sonra artık bir proje tasarladığınızda benzer çalışmaları, benzer Web2 araçlarını kullanarak başarı çıtanızı yukarı doğru taşıyabileceksiniz. Öncelikli olarak e-twinning hesabımıza giriş yaptık. Burada benim daha önce birebirde de tanıştığım bir hocam var. Tuğba hocam. Tuğba hocam Giresun'da görev yapıyor. İl koordinatörü. Gerçekten alanında uzman. Onu söyleyebilirim. E-Twinning konusunda benim için hem Avrupa hem de Türkiye'de bir numaralı kişi. Kendisinden çok şey öğrendim. Onu söyleyebilirim. Tuğba hocamın geçen dönem yaptığı bir proje vardı. E-Twinning Culture Olympic diye. Yani kültür olimpiyatları aslında bir nevi Türkçesi. Projeye katılan, ben yanılmıyorsam, birçok öğretmen, yani %90'lık bir başarı oranıyla öğretmenlerin neredeyse tamamı Avrupa Kalite Etiket Ödülü aldı. Demek ki burada bir şey var, yani demek diyebiliriz yani. Ya proje yöneticileri gerçekten başarılı ya da proje gerçekten çok sağlam olduğu için katılımcılar iyi bir sonuç elde etmiş ve başarılı bir sonuç neticesinde Avrupa Kalite Etiket Ödülü'nü almışlar. Şimdi projemizi buradan ben incelemek istiyorum. Şurada daha önce projeler kısmına giriş yapıp oradan aratacağım tabii ki ismini. Sizler de Tuğba hocamı takip ederseniz ve irtibat kişisi olarak eklerseniz zaten birçok paylaşım yapıyor. Sizler de Tuğba hocamın bilgi birikiminden faydalanabilirsiniz. Şimdi buradan hemen arattık. Projemiz karşımıza çıktı. E-Twinning English Olympics, yani E-Twinning İngilizce Olimpiyatları. Bakalım projemizde neler var. Öncelikle olarak projenin hakkında kısmını bir okuyalım. Diyor ki 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin İngilizce dersine karşı motivasyonunu arttırmak, İngilizce dersinde dil becerilerini ve kelime hazinelerini geliştirmek üzerine bir proje tasarlamış. Ve bunları yaparken neyi kullanıyor Tuğba hocam? Web2 araçlarını verimli bir şekilde kullanıyor. Evet, hedeflerimiz neler? İngilizce'deki tüm iletişimsel dil becerilerini geliştirmek, İngilizce kelime dağarcığını geliştirmek, farklı şehir kültür okulları tanımasını, yeni arkadaşlar edinmesini fırsat verme, İngilizce dersini eğlenceli bir hale getirmek. Çalışma sürecinde, burada sizler de eğer yarın öbür gün proje yaparsanız sizler de bu şekilde bir çalışma süreci yazabilirsiniz. Diyor ki yarışmalar düzenlenecek, müfredata uygun bir şekilde çalışmalar yapılacak, Fatih projesi donanımları aktif bir şekilde kullanılacak, ebe dersten yararlanılacak ve her ünitede, yani 8. sınıftaki öğretim gören ve projeye katılan her öğrencinin her ünitede yapması gereken bazı yarışmalar var. Tabi bu proje yöneticileri ve yürütücüleri tarafından yapılıyor. Quizlet, Quizzes, ActionBot ve Scrum uygulamaları, bunların hepsi Web2 araçları. Bunlarla ilgili videoları da çekiyorum yavaş yavaş. YouTube sayfama ekleyeceğim. Nasıl kullanılacağına dair. Ayrıca diyor ki logo, poster ve kompozisyon yarışmaları yapılacaktır. Peki projeden beklenen sonuç nedir? Proje sonunda tüm proje etkinliklerini içeren elektronik kitap ve proje özet videosu oluşturulacaktır. Yani sizin yarın öbür gün proje yaptığınızda, farklı bir proje yaptığınızda Twin Space'inize giren ulusal ajanstan kişiler olacak. Bu kişiler sizin hesap verdiğiniz kullanıcı adı ve şifreyle Twin Space'inize, projenize ait Twin Space'e giriş yaptığınızda sol taraftaki o pages sayfasından adım adım bakarak acaba gerçekten bu arkadaşlar bu çalışmaları yapmış mı diye irdeleyerek puantaj sisteminden puanlar verecek. Puantajlarla ilgili detayları da Google'a arattığınız takdirde bulabilirsiniz. Şimdi artık bakalım üyeler kısmımıza bir bakalım. 107 tane üyemiz var. Görmüş olduğunuz gibi. Muhtemelen birçoğu, hatta ben tahmin ediyorum %90'ı, %99'a yakın hepsi İngilizce öğretmenidir. Afişimiz bu şekilde tasarlanmış. Görüyorsunuz. Evet. Zaten projede de görüyorsunuz. Logo kısmında ActionBot, Quizlet, Padlet, Scrum ve Quizizm kullandığı
ifade edilmiş. Yani diyor ki ben WebPK araçlarını aktif bir şekilde kullanıyorum. Sizler de bu projeye giriş yapmak istiyorsanız açıklama kısmından bu linki ekleyeceğim. Oradan detaylı bir şekilde inceleme fırsatı bulacaksınız. Evet, TeamSpace'e artık gidelim projenin. Evet. Görmüş olduğunuz gibi sol tarafta Page sayfalar kısmı yer almakta. Burası İngilizce terimlerle, İngilizce kelimelerle yazılmış. Bunu anlama belki problem yaşayabilirsiniz. Ha, ben kabataslak da olsa biraz İngilizcem var, anlayabiliyorum. Peki bu sorunu ortadan kaldırmak için ne yapıyoruz? Bir önceki videomda Google çevirinin nasıl bilgisayarınıza yükleneceğini göstermiştim. Ben şimdi şuradan sizlerin de faydalanması için bu sayfayı çevir diyerek bakalım. Sayfanın İngilizceden Türkçe'ye çevirmesini sağlayacağım. Evet, sol kısımda Tuğba hocam çalışmaları tasarlarken şöyle bir düzenleme yapmış. Projemiz hakkında yani detaylı bir tanıtma veriyor. Diyor ki TeamSpace'e giriş yapacak kişiler, bunlar ziyaretçiler olabilir, veliler olabilir, öğretmenler olabilir bizim gibi. Veya milli eğitimden birileri girebilir. Onun için projeyi tanıtmak için önce diyor ki projemiz hakkında kendimizi tanıtmak, okul tanıtımları, proje kurallarımız, sloganlarımız, afişlerimiz, poster, slogan yarışmalarımız, web araçları için öğrenci kullanıcı bilgileri, turnuvalar için öğretmenlerin işbirliği çalışmaları ve yaptığımız çalışmalardan turnuva fotoğrafları, videoları, ödül törenleri, turnuva sonuçları, gezi rehberi, web seminerleri yayma, değerlendirme ve nihai ürünler. Şimdi ben burada daha önceden bakmıştım bu projeye detaylı bir şekilde. Çünkü de ben de hala bir şeyler öğrenmek istiyorum. Öğreniyorum da, eksiklerim gerçekten fazla. Burada mesela benim çok hoşuma gitmişti şu gezi rehberi. Gezi rehberi yanılmıyorsam 8. sınıftaki bir müfredatta farklı ülkelerin, farklı illerin tanıtımları ile ilgili bir müfredatta bir yer alıyor. Bir kısım var. Bununla ilgili arkadaşlar Türkiye'deki illeri kendi arasında paylaşmışlar. Ve bunların tanıtımlarını öğrencileri İngilizce olarak ve Türkçe olarak yaptırıyorlar. Çok güzeldi. Şimdi bakalım detaylı bir şekilde projemiz hakkında kısımda neler yer almakta. Projemiz hakkında kısmı var. Hedeflerimiz var. Evet, burası çok önemli. Sizler de şayet yarın öbür gün bir proje kurucusu olacaksanız bu şekilde bir aylık faaliyet listesi yayınlamak zorundasınız. Aslında zorundasınız değil, işinizi kolaylaştırmak için projede yer alan diğer arkadaşların hangi ay neyi yapacağını detaylı olarak gösteren bir tablo sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Şimdi bakın mesela Eylül'de neler yapmışlar. Tüm ortakların Facebook, WhatsApp grubuna dahil edilmesi. Eğitimlikler üzerine tanışma webinarı düzenlenmesi. Webinarın nasıl düzenleneceği, canlı bir etkinliğin onu da videosunu çekeceğim. Okullarda öğrencilerin yer alacağı proje ekliklerinin oluşturulması. Yani siz bir İngilizce öğretmenisiniz. 8. sınıflara giriyorsunuz. Şimdi elinizde 150 öğrenci var. Çok kalabalık bir okulda çalışıyorsunuz. İstanbul'da olabilir mesela. 150 tane öğrenci grubu var. Peki bu 150 öğrenci grubuyla çalışmak kolay mı? Hayır. O zaman siz arasından bir örneklem seçmek zorundasınız. Sizin için artık bu 10 olur, 15 olur, 20 olur, 5 olur. Bunu tercih etmek size bağlı. Katılımcı olarak eğer katılıyorsanız. Ama burada tabii ki siz eğer bir proje kurucususanız burada bir mesela parantez açıp diyebilirsiniz ki 5 kişilik bir ekip seçmelisiniz. Proje ekiplerinde yer alan öğrencilerin TeamSpace'e eklenmesi. Bununla ilgili video YouTube sayfamda yer almakta. Ve öğrencilerin Padlet üzerinden kendini tanıtması. Sol tarafta muhtemelen bir sayfa var. Öğrenciler orada kendini. Merhaba, ben Çağlar Leçin. 8. sınıfta okuyorum. İşte Giresun'dayım. Projeye katıldığım için heyecanlıyım. Bir yazı yazmasını. Yani aslında nedir? Projeyi denetleyecek kişilerin bu projeyi yaparken öğrencilerin aslında gerçekten katılımcı olup olmadığını, gönüllü olup olmadığını burada sorgulamasını sağlıyor. Eylül ayında başka neler yapılmış? Ortaokulların resim ve videolar ile tanıtılması. Quizlet, Cram ve Quizlet ortamlarının kurucu ortaklar tarafından erişime açılması. Quizlet'in tüm öğrencilere açılması. Bakın Ekim ayında neler var? Cram, Quizlet, Action Band, Cram ve Quizlet turnuvası. Bunlar zaten hepsi her ay yapılacak sabit faaliyetler olarak zaten yazılmıştı.
Görüyorsunuz gene aynı şekilde çalışmalar aslında mevcut. Şurada bir farklılık vardı yanılmıyorsam. Evet. Şurada evet Mart ayında biraz önce demiştim, bahsetmiştim zaten. 7. ünite çerçevesinde Travel Guide işbirlikçi e-dergi çalışması. Burada daha önce birazdan göstereceğim, şu sol tarafta yer alıyor. Travel Guide projesinde yani faaliyetinde iller paylaşılmış ve öğrenciler burada öğrenciler tarafından iller tanıtılması sağlanmıştır. Evet bakalım. Kendimizi tanıtıyoruz kısmı. Burası maalesef proje kısmı biraz o katılımcı sayısı fazla olduğu için yüklenmesi problem oluyor. Padlet'imizde. Evet. Buraları detaylı bir şekilde incelemeniz için linki dediğim gibi ekleyeceğim. Sizler ekstradan bir zaman ayırarak lütfen bunu detaylı bir şekilde inceleyin. Evet şu an maalesef bilgisayarım bile donduruyor. Şöyle bir hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsek. Evet. Poster ve slogan çalışmalar için görmüş olduğunuz gibi Pollmaker adlı bir çalışma var burada. Web2 aracı. Anladığım kadarıyla burada bir oylama yapılıyor. Öğretmenler veya öğrenciler tarafından işte Canva veya benzeri Web2 araçlar kullanılarak bir afiş, slogan çalışması yapılıp burada bir oylama yapılmış. Gene bir Web2 aracı kullanımı var. Evet. Quizlet ve Kram çalışmasının Padlet'e yüklenmesi. Şunlar maalesef bende şu an bir problem var. Biraz yavaş açılıyor. Bunları dediğim gibi detaylı incelemenizi istiyorum sizlerden. Evet. Ödül seremonisi. Bakalım. Kram'ın kazananları kimler diye açıklama yapılmış. Action Bond'u kazananları, Quizlet'in kazananları. Bunları detaylı bir şekilde lütfen sizler inceleyin. Evet şurada bir Travel Guide var. Ona bir bakmak istiyorum. Evet. Şuradan da hemen Türkçe çevirelim bakalım. Şurada tam olarak ne yazıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde Travel Guide projesi kapsamında paylaşımlar yapılmış muhtemelen. Evet, Türkçe'ye çevirecek. Bu sayfayı çevir dedik. Farklı şeylerin açıklamaları ile Türkiye hakkında bir seyahat rehberi oluşturmaya amaçlayan işbirlikçi çalışmamızdır. Burada da aslında son kısımda projenin nihai ürünler kısmına çok güzel bir çalışma yapılmış proje kapsamında. Ve paylaşılan şehirler görüyorsunuz 53 tane şehir. Öğretmenler arasında, katılımcılar arasında paylaştırılarak ne diyor? Seyahat rehberleri hazırlanıp öğrencilerimizin seyahat rehberleri ve öğretmenlerini oluşturmak için nasıl çalıştıklarını göreceğiz diyor. Ve hazırlanan çalışmalar buraya Padlet'e yüklenmiş görmüş olduğunuz gibi. PDF şeklinde bakın. Basit bir tanıtım nedir? Bayburt'u tanıtmak istiyorum. Nüfusu, işte kimler yaşıyor? Kaç tane ilçesi var, kaç tane köyü var, tarım mı yapılıyor, sanayi mi var, okulları tanıtabiliriz mesela burada, eğitim seviyesi nedir, bunlarla ilgili bir çalışma sizler de yapabilirsiniz. Bakın bunlardan zaten dosya tıkladığınız takdirde zaten karşınıza PDF olarak çıkacaktır. Evet, seyahat rehberinin hazırlanması, gezi rehberi hazırlanmış. Bakın evet, şöyle bakalım. Evet, görüyorsunuz. Bunu detaylı incelemek istiyorsanız şöyle tam ekrana yapabiliriz. Evet. Karaman'a tanıtılmış bakın. Evet Kayseri. Görüyorsunuz. Havası, doğasıyla ilgili nasıl gidileceğine dair bilgiler verilmiş. İngilizce terimler, İngilizce cümleler. Bakın çok güzel bir çalışma. Ve nihai çıktı olarak da bunu zaten proje sonunda ekleyebilirsiniz. Evet geçiş yapalım artık. Şurada. Web seminerleri yani şöyle olabilir, ara sıra proje katılımcılarıyla birlikte internet üzerinden kamera ve sesli görüntü ile bir görüşme yapabilirsiniz. Aslında bir nevi toplantı, Skype üzerinden bu genellikle oluyor veya Adobe Connect zaten kendi çalışması var buradan eğitiminin, onu da bir sonraki videolarımda paylaşabilirim. Aslında zaten burada evet göstermiş.
Etkinlikler kısmından yeni bir etkinlik açarak onu canlı bir etkinlik olarak açıyorsunuz. Canlı etkinlikten saati ve günü geldiği takdirde, bakın zaten event diye yazıyor. Webinar linkini paylaşmış Tuğba hocam. Oradan giriş yaparak normal kamera açarak bir sesli, görüntülü görüşme yapıyorsunuz. Evet, 4 tane yukarıda yazıyor. 4 tane görüntü, 4 tane webinar yapılmış. Bunlarla ilgili bir çalışmada siz de yaparsanız projenizin ödül almasına büyük katkı sağlarsınız. Evet, bakalım devam edelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi şuradan hemen gel, Google çeviri kullanarak tam olarak çeviri yapmak istiyorum sizlere. Eksiksiz. Burada ne var? Yayma faaliyeti, yani projeyi yaygınlaştırmak için neler yapılmış? Sizler de böyle mesela ekstradan ne yapabilirsiniz? Bir kitap ayracı yapabilirsiniz. İnsanları bilgilendirmek amacıyla şehrin orta merkezinde tanıtım amaçlı bir çalışma yapabilirsiniz. Bunlar bizim yaygınlaştırma faaliyetlerimizden bir tanesi. Görüyorsunuz ortaklarımızdan 10 tanesi YDS Yayıncılık Atölyesi'ne dijital ders içeriği hazırlanması için bir araya gelmişler. Projemizi çeşitli Facebook gruplarında yaydık. Bu Facebook gruplarından fotoğrafları görmek için lütfen resimlere tıklayınız diyor. Görüyorsunuz muhtemelen ilçe milleti müdürlerine veya il müdürlerine ziyaretler yapılacak. Projenin logosu, sloganı ile birlikte bir fotoğraf çekilerek buraya yüklenmiş. Evet, Twitter'dan görmüş olduğunuz gibi bazı Kipaş eğitimden 8. sınıflar arasında bir eğitim yapıldığına dair görüyorsunuz. Paylaşımlar yapılmış. Evet, Fatih Toy hocam tarafından paylaşımlar yapılmış. Evet, görüyorsunuz. Sizler de demek ki benzer sosyal medya hesaplarından Facebook'tur, Twitter'dır, Instagram'dır, bunlardan faydalanarak projeyi yaygınlaştırılmasını sağlayabilirsiniz. Veya bir gazeteye bakın mesela, Eğitmenlik İngiliz Olimpik Projesi'ni Altıntepe Eğitim Kurumları'nın bir gazetesinde, dergisinde paylaştırılmış veya Kipaş Eğitim'de. Yerelde de mesela sizler de benzer çalışmalar yapabilirsiniz, yaygınlaştırma faaliyeti. Şimdi son olarak şuraya gelelim. Değerlendirme ve nihai ürünler. Değerlendirme kesin olması gereken bir şeydir. Onu söyleyeyim. Yani sizler de projenin son kısmında katılımcı olarak projeye dahil olan kişilerin bir oylama yapmasını istersiniz. Yani dersiniz kardeşim, evet biz bir şey yaptık ama proje kapsamında bir şeyleri gerçekten doğru yaptığımıza inanıyoruz ama sizce eksik olan neydi? Bize bunu anlatmanız için maddesel olarak Google Form'u kullanabilirsiniz. Bakın burada da Google Form kullanılmış zaten. Google Form'u kullanarak diyor ki senin işine neler kattık? Sizin için en mutlu olduğunuz zaman neydi? Hangi aktiviteyi daha çok sevdiniz mesela burada? Hangi web araçlarını daha çok kullandınız mesela burada? Ne işte Padlet vardır, sesli görüntülü. Wacky'i kullandınız mı? Poster Making Tools'u, yani poster yapma araçlarını kullandınız mı? Hangi ICT Web 2 araçlar ilk defa kullandınız diyor mesela burada. Animoto, Padlet, Quizlet, Wacky, Quizzes mesela bunlardan hangilerini kullandınız? Ve şu alt kısımda da bunlarla ilgili resultlar, yani proje anketinden elde ettiğiniz çıktıları da tüm öğretmenlerine paylaşmanız lazım. Demek ki buradan bir sonuç elde ettik. Biz şunları eksik yaptık, bunları fazla yaptık, şunları yapsaydık daha iyi olurdu diye kendinize de ait bir sonuç çıkarabilirsiniz. Veya nedir? Buradan aslında bir nevi bir makale çalışması bile yapılabilir. Çünkü nedir? Öğrencilerin aslında burada, tabi muhtemelen öğrenciler de oy vermiştir. Öğrencilerin aslında dersleri daha aktif sağlayacak hangi Webpack aracını kullanmayı hoşnut olduğuna dair bilgiyi de sizler öğrenmiş oluyorsunuz. Son olarak son kısma geldik artık. Nihai ürünler kısmına geldik. Bakalım neler yapılmış Eğitiminik Olimpiyatları projesinde. Bir e-book yapılmış. Evet, çalışmalarla ilgili bir Google Slide kullanılarak bir e-book yapılmış. Biraz önce bahsetmiştik. Travel Guide projesi 8. sınıfın 7. ünitesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bununla ilgili bir
İl tanıtım çalışması yapılmış. Evet, görüyorsunuz burada da zaten var. Bir olimpiyat magazini yapılmış. Evet. İşte aldığımız ödüller, katılımcılar kimler? Bunu detaylı bir şekilde şöyle bakalım. Evet. Bakın konular neler, içeriği çok güzel olmuş. Evet. Hangi çalışmaları yapacağız? Evet. Gerçekten başarılı bir çalışma. Kimler hangi dereceye girmiş mesela? Yapılan o ayki mesela Ekim, Kasım, Aralık ayında hangi öğrencilerin ne derece başarılı olduğunu görüyorsunuz. Çok detaylı bir şekilde yazılmış. Yani muhteşem bir proje. Yani bu projenin ödül alması zaten enteresan olurdu. Evet, bir flashcard albüm yapılmış ve artık projemizin son kısmına geldik. Demek ki sizler de projelerinizin daha aktif bir şekilde ödül alabilmesi, bir prize alabilmesi için sol taraftaki page sayfasının bir kere düzenli olması lazım. Ve öğrencilerin projelere aktif katılması lazım. Üçüncü kısım olarak Web 2 araçlarının aktif bir şekilde eğitime entegresi. Çünkü neden? 21. yüzyılda teknoloji artık evlerimizin içerisine kadar girdi. Peki biz neden okula teknolojiyi dahil edemiyoruz sorusunu kendinize sorup teknolojiyi eğitimin içinde aktif bir şekilde kullanmanız gerektiği. Evet. eğitiminik olimpiyatları, İngilizce olimpiyatları projesini bugün inceledik. Tuğba hocam gerçekten başarılı bir proje yaptı. Birçok olumlu sonuçlar elde etti. Avrupa kalite etiket ödülü aldı. Birçok öğretmenimiz zaten proje sayesinde. Bir sonraki videomuzda ise başka bir eğitimlik projesini inceleyeceğiz. Bakalım o diğer arkadaşlar neler yapmış. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.